Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Bize bu fırsatı verdiği için alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle'ye sonsuz hamdü senalar eder ve onun kainata ahlakı tamamlamak üzere gönderdiği Peygamber Efendimiz'e sonsuz salatu selam ederiz. Evet bir ile daha Devam ediyoruz. Bu hikayemizin konusu yine adalet. Evet. Başlığa bakacak olursak. Başlığımız arkadaşlar. Harasul Adale. Yani adaletin bekçileri. Evet. Bu biraz daha diğerine göre uzun. Ama elimizden geldiği kadar e, yapmaya çalışalım. Kâne fî kadîmiz zemen. Evet. Eskiden. Yani eski zamanda. E, kâne ne idi? vardı. Medine'tün cemile. Güzel bir şehir vardı. Tüsemme, semme, tüsemme, tesmiye yani isimlendirilen Medine'tel adli yani adalet şehri olarak isimlendirilen bir güzel şehir vardı. Ve kâne hâkimuha hâ adilen ve onun yöneticisi de Evet resimde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Vatayımın bir gün, daha aleyhi عليه وزيره. Evet, onun yanına bir veziri girdi. Yani günümüz anlamında vezir, bakan anlamına geliyor. Amacı ne bu girişte? Yühuditho ona bahsetmek için anahvalil Medine şehrin durumlarını ve ehliha onun halkının durumlarını ve yukadimelahun nasah ve ona bir takım nasihatler sunmak için elleti nasıl nasihatler arkadaşlar tusaidu ala yardım eden İntişarul muhabbeti sevginin vel adli adaletin vel musava eşitliğin beyne efradı ra'iyyetihi. evet onun e, vatandaşları e, arasında e, sevgiyi adaleti ve eşitliği e, yayan yayılmasına yardımcı olan bazı nasihatler sunmak ve şehrin ve halkın durumundan bahsetmek üzere e, bu e, kralın bu padişahın yanına ne yaptı girdi bu yöneticinin yanına girdi evet benzer resim devam ediyor evet burada ne oluyor bakalım iktna al hakimu bi nasihatil vezir. Evet vezirinin nasihatine ikna oldu. Fested'a kebiral kudati fil medine. Şehirdeki e, kudat, kadın kelimesinin çoğulu büyük kadıları, büyük yargıçları ne yaptı? Çağırttı. Ve ve o vezirine dedi ki yakat eşar aleyye veziri. Yani benim vezirim bana işaret etti en uallika cerasen kebiran Yani çarşıya büyük bir çan asmama işaret etti. Ve ercu en yuallakal cerasu bi hablin tavil. Ve neyi rica ediyor? Bu kişilerden uzun bir iple yani çanın uzun bir iple beraber asılmasını rica ediyor. Yes. Neden arkadaşlar? Yasata en ileyi, yani ona ulaşabilir. Asgarul atfal yani en küçük çocuklar bile ona ta ki ne yapsın? Ulaşabilsin. Yani çana herkes çalamaz. Bulunduğu yer herkes ulaşamaz. Ama ip takın ki çocuklar bile o çanı çalsın. Eğer dıkkal çan dakka yani zil çaldığı zaman fecmâil kudate o zaman ne yapıyor? E, yargıçları topla, hakimleri topla li zulme maniz mazlum. Evet ne için? Yani bu çan asılacak iple bu çan sallandığında hemen e, yargıçlar gelecek ve bunlar burada bir mesele olduğunu düşünerek mazluma yapılan zulmü gidermeye çalışacaklar. Gidermek için toplanacaklar. Evet, imtesele kebirul kudatili emril hakim, büyük yargıçlar hakimin bu emrine, bu işine, bu durumuna ne yaptılar? tabi oldular. Yani uyumaya çalıştılar. وَلَاكِنَّ الْحَبْلَ Fakat ip in kata ma el ayyam fakat bu ip günlerin geç günler e geçmesiyle beraber ne oldu arkadaşlar koptu fa vakal jarasu ve zil düştü resimde olduğu gibi thumma emara kebirul kudati bi vad'i hablin cedid evet bu büyük yargıçlara Neyi emrediyor arkadaşlar? Yeni bir ip takılmasını emrediyor. Lakinnen nes. Fakat insanlar lem yecidu hablen ip bulamadılar fi zelkel vakt o sırada iktaraha aleyhim hakimül medine şehrin yöneticisi onlara neyi önerdi arkadaşlar? En yerbitul hable muakkaten yani kısa bir sürü süreliğine ipi bağlamalarını önerdi. Hatta yuhtiru hablen cediden yani yeni bir ip onlar getirinceye kadar ipi kısa süreliğine bağlamalarını önerdi. Sümme zehebe ila ehadil besatin yani burada ellerinde ip yok bunu alternatif bir şeyle idare edin diyor. Sümme zehebe ila hadil besatinil mücavira. Sonra o komşu bahçelerden, boslanlardan birine gitti. Ve adefi yedihi elinde ne olarak arkadaşlar? Ee, Fer'un Tawil Uzun bir dal. Min inep. Evet üzüm ağacından uzun bir dal olduğu halde dönmüş oluyor. Yani ipin yerine bir üzüm dalı düşünülüyor. yani üzüm dalını düşünürseniz arkadaşlar ince, uzun aslında ip gibi oluyor. Buna bu şekilde alternatif oluşturulmuş oluyor. Okani yaishu fi medine'l adli racul Evet bu adalet ülkesinde, bu adalet şehrinde cimri bir adam yaşardı. Lehu hisanun yenkun aleyhil badai. Evet üzerinde eşyaları taşıdığı bir atı vardı. Ve lemme kebirat sinnul bakhil. Evet bu at ha şey bu cimrinin yaşı büyüdüğünde yani yaşı ilerlediğinde aceze minel amel çalışamaz oldu. Fe ehmele hisanehu atını önemsemedi ihmal etti hatta kadel cuu yani öyleydi ki açlık açlık onu öldürecekti yok edecekti yani e, adam e, iş yapamamaz oluyor e, artı cimri dolayısıyla atıyla ilgilenemez oluyor ve fi ahad el etlakal atlaq el bahir Tabi en sonunda cimri kişi günlerden bir gün ne yapıyor? Atlaka sarah serbest bırakıyor. Neyi? Atını. Felem illa uşben kalilen. Tabi at serbest kalınca kendisi gıdasını aramaya koyuluyor ama az bir ottan başkasını bulamıyor. Ferahı <laughs> Aramaya başladı. An mezid ta'am. Yani biraz yiyecek aramaya başladı. Velakinnehu lem yecit şey'en. Fakat bir şey bulamadı. Tabe'al hisanu mesirehu. Evet at yolculuğuna devam etti. Ve da'fu yebtu aleyhü. ve üzerinde zafiyet yani halsizlik, bitkinlik görünüyordu. Ve kânel cevvü harran ve hava sıcaktı. فَلَزِمَ النَّاسُ بُيُوتَهُمْ min مِنْ تَعَرُضِهِمْ لِدَرَبَاتِ الشَّمْسِ Yani insanlar güneş çarpmasına maruz kalacaklarından korktuklarından evde kalmak zorunda oldular. دَاعَ الْحِسَانُ فِي الطُّرُقَاتِ Et yollarda kayboldu. Hatta vasara ilel mekân اَلَّذ۪ي ف۪يهِ الْجَرَاسِ Öyle bir yere vardı ki arkadaşlar zilin asılı olduğu bir mekana vardılar. Görüyorsunuz arkadaşlar zil, ip ve ona bağlı bir tane e, üzüm dalı. Fer'al inebi mütedelliyen sarkmış bir şekilde üzüm dalı gördü. Evet görüyorsunuz şu an ne oldu. Tabi at ee, yiyecek bir şey olduğunu düşünerek e, o salkıma hamle yapıyor. Ferihal Hisan at sevindi. Femedde <laughs> rakabetehü. <laughs> evet, boynunu uzattı. Hatta yecidibe fer'il inep. Yani üzüm dalını kendine çekinceye kadar ne yaptı? Boynunu uzattı. İlla ennehu ancak o lem yastati kadmehu Evet, zafiyetinden yani bitkinliğinden dolayı onu ne yapamadı arkadaşlar? Isıramadı. Yani kemiremedi, çiğneyemedi, dişleyemedi gibi kadım kelimesini çevirebiliriz. Ve zalle yuhavülü merratin ve merrat. Üst üste peş peşe birçok kez bunu çabalamaya çalıştı. Ve beynemâ kânel hisan Evet at neyken Çabalarken kat'a fer'il inebi. Evet üzüm dalını koparmaya. Evet üzüm dalını koparmaya çalışırken. Devvel carasu bir ranîn. Evet arkadaşlar yankı yapmak. Yani sesin sesin çıkması ses yani çalması yani zil ne yaptı bir ranin rın rın etmeye başladı semya sukkanil medine et köy şehir sakinleri yani bu adalet ile ünlü şehrin oturanları neyi duydu arkadaşlar zil sesini ve arafu enne hunake mazluman fi medinetihim ve şehirlerinde mazlum birisi olduğunu anladılar. Tabi atın niyeti başka ama farkında olmadan kendisine insanları cezbetmiş oluyor. Esra'al kudatu ila mevdi'il caras. Evet kudat, hakimler bu zilin olduğu yere ne yaptılar? Koşuşturdular, acele ettiler. Fese'ele kebirul kudati ennes. Evet. Bu yargışlardan biri. yargışlardan biri insanlara sordu. Anilledi dakkal ceras. Yani zili çalan kimse hakkında sordu. Fi hâzel yevmi Yani bu sıcacık günde bu zili çalan kim olduğunu merak ettiler. Fe akhbaruhu ennehu hisanul bakhil. Evet cimlinin atı olduğunu söylediler. Ki o ne yapıyordu arkadaşlar? Zalemehu sahibuhu. Evet sahibinin kendisine zulmetti, cimrinin atı olduğunu söylediler. Fece yatlubul adle vel insaf. O at arkadaşlar adalet için oradaydı. Orada olduğunu ne yaptılar? Söylediler. Evet görüyorsunuz yargılama anı. İstes sara ahadul kudat an hakikatil emri. Evet tefsir kelimesini duymuşsunuz arkadaşlar oradan gelen bir kelime soruşturmak. Et evet, yargıçlardan biri işin hakikatini gerçeğini ne yaptı? Soruşturdu. Fetebeyyene lehu ort ona ortaya çıktı ki ennel bakhil cimrinin kâne yuâmilu hisânehu atına davrandığı muameleten kâsiye sert bir şekilde davrandığı ortaya çıktı. Ve kâlel kâdilinnes yargıç insanlara el müştemin toplanan insanlara dedi ki inne medinetel adli evet adalet şehri terfuz reddeder en yekune fiha mazlum minen nas evet adalet şehri şehrinde mazlum bir insan veya mazlum bir hayvan olmasını kabul etmez ve talebe kebirul kudat evet bu yargıçlardan büyüğü baş yargıç baş savcı diyoruz ya baş savcı, baş hakim yani baş öğretmen gibi yani en başta olan yargıçlardan biri bu cimrinin getirilmesini talep etti. Evet, zehebe reisü cemiyetü rifkı bil hayvan. Evet, hayvanları şefkat cemiyetinin lideri. Başkanı nereye gitti arkadaşlar? Bu cimri kişinin evine gitti. Ve me dahale aleyhi onun yanına girdiğinde ve cedehu yuhsi servetehu elleti cema'ahe topladığı serveti sayarken buldu. Ve lemme akhbarahu ona haber verdiğinde enne kebir al kudati yuriduhu yani baş yargıç kendisini çağırdığını haber verdiğinde قال البخيل جمري dedi ki velakinni raculun kebirus sin ben yaşlı bir adamım la akva al meşi yürüyemem, fahdirili hisanan arkebuhu bine bircim bir at getirin dedi böyle bir talepte bulundu Kadere isü cemiyetur rifk bil hayvanil bakhil et bu Hayvanları Koruma Derneği'nin başındaki kişi cimne dedi ki Lev hafazte ala hisanik ve i'teneyte bihi le en Şayet sen atını korusaydın ve ona baksaydın ne olurdu? Şimdi o sana hizmet ederdi. Fakal el-Bakil cimri dedi ki Lev enfaktu aleyhi min mali Şayet ona beslemek için malımdan harcasaydım Lemme cema'tu hadihi serveti ta'ile. Yani bu çok olan servetimi toplayamazdım. Thumme talebe en hisane carihi. Evet ne yaptı arkadaşlar? Komşusunun atını ödünç aldı. Ödünç almak istedi. Evet devam ediyoruz. Sahneyi görüyorsunuz. İndeme evet, vasal el bakil ile mekan ceres. cimri olay yerine vardığında ve ceden nes vel kudata müştemiin ve amamuhum hisan yani insanları ve yargıçları önlerinde at olduğu halde toplanmış olarak buldu. Havale ba'dun nas insanlardan bir kısmı en ya'tadi bakil bakhil cimriye saldırmak istedi. Evet resimde olduğu gibi arkadaşlar. Fe mena'ahum kebirul kudati kailen. Evet baş yargıç şunu diyerek onları men etti. İnnel i'tidâe al âkherîn. Evet başkalarına saldırmak. Leyse min Bizim ahlakımız değildir. Fi medinetil adli. Adalet ülkesinde. Ve talebe ileyhim en yetrukul emrel lil adaleti. Ve onlardan e, işin e, ada adil bir şekilde hükmedilmesi için e, konunun bırakılmasını istedi. Yani adamın linç edilmesini ne yapıyor? Önlüyor. Hede <laughs> ennes insanlar sakinleşti. Vaktara abel min minas satil kada. Evet cimri e, yargıç kürsüsüne ne yaptı? Yaklaştı ve huve yanzuru ilal art ve o yere bakıyordu. Fekale lehu kebirul kudat baş yargıç ona dedi ki unzur ila hisanik atına bak. Lekad khademeke hayra hidmetin sana en güzel bir şekilde hizmet etmiş. bu enkadeke minel fakr ve seni fakirlikten kurtarmış. Felimâdâ ehmeltehu hatta evşeke eyyemûd. Neden o zaman sen neredeyse ölecekmiş bir şekilde onu ihmal ettin. Evet burada yargıç önce Cimri'nin vicdanına hitap ediyor. Yani sen o parayı bunun sayesinde aldın. Nasıl olur da atına vefasızlık yaparsın? Nasıl olur da ben onu besleyeceğim diyerek besleyeceğim diyerek servetimden olurum dersin. diyerek ne yapıyor? Önce vicdanına hakim hükmediyor. Vicdana konuşuyor. Evet burada cimri yalvarır duruma geliyor. Lem yecit bekhilu cevaben. Evet cimri bir cevap bulamadı. Yaruddu bihi cevap verebileceği ala kabiril kudat. Baş yargıca verebilecek bir cevap bulamadı. Ve talebe minhul af. Evet görüyorsunuz af. Ondan af diledi. Ve en yu'idu ileyhil hisan ve ona kendisine atın iade edilmesini ne için arkadaşlar? Li'ateniye bihi. Ona bakmak için kendisine iade edilmesini istedi. Velakinne al kudat rafada talebehi. Talebehu. Fakat baş yargıç onun talebini reddetti. Ve karrara en yuallimehu dersen la yense. Ve unutamayacağı bir ders vermeye karar verdi. Evet. Bu durumda nereden bilelim? Yani cimri adam bu konuda samimi mi? yargıç hemen timsah gözyaşlarını kanmıyor. Evet, kenen nes yatlubuna min kebirul kudat en yuakib el bakhil. Evet insanlar baş yargıçtan cimrinin cezalandırılmasını istiyordu. Fakale o da onlara dedi ki: "Nahnu huna min ecli ihkakil hak." Biz burada hakkın gerçekleştirilmesi ve insafül mezlum ve mazluma adalet e, sağlamak için buradayız. Simma kale bi savtin alin yüksek bir sesle dedi ki: "Laqat karratu akhsan nisfi malil bakhil." Evet, cimlinin malının yarısının alınmasına karar verdim. dinneşteri ta'aman lil hisan." Ata onla ta ki gıda satın alalım. "Ve ne lehu makanen yaqihul harra vel Onu soğuk ve sıcaktan koruyacak bir yer inşa ederim. Yani işi sağlama alıyor yargıç. Yani işi şansa bırakmıyor. İşi adamın vicdana bırakmıyor. Etefennâsül müştemi'ûn bi ferahin şehit çedid. Evet orada toplanan insanlar büyük bir sevinçle ne yaptı? Slogan attılar. Yahyal adl, yahyal adl. Evet yaşasın adalet, yaşasın adalet diye. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, adaletle hükmedilirse her şey yoluna giriyor. Ama hükmedilmezse her şey sıkıntıya giriyor. Adalet öyle bir şey ki sadece insanlara değil, hayvanlara bile lazım. Evet, günümüzde maalesef bırakın hayvanları, insanları bile insan yerine koymayan bir sistem var. Evet, tarihe baktığımız zaman Adaletiyle ön plana çıkan ülke, yönetici, yargıç maalesef çok az. İşte bu yüzden bu tarz hikayelerin çevremize anlatılması, özellikle gençlere dile getirilmesi, zihinlerinde adalet olgusunun yerleştirilmesi çok önem arz ediyor arkadaşlar. Bu yüzden bunu sadece Arapça bir metin olarak düşünmeyin. Hem kendinize ders çıkarın hem de yakınlarınız vardır, çocuklarınız vardır, yeğenleriniz vardır, küçükler vardır, öğrenciler vardır. Onlara anlatın ta ki adalet kavramı anlaşılsın, adalet kavramı önemli olduğu bilinsin ve bunun için insanlar hassas olmaya çalışsın. Evet dersimi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.